Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video çekiminde daha karşı karşıyayız. Bugün tanıtacağım ürün HB marka sırt ilaçlama pompası. Yalnız bu akülü olandan. Bunu Efsane Cuma indiriminden almıştım. Küçük bir bahçem var. Bahçedeki işte yetiştirdiğim bitkileri ilaçlamaya. Bir de orada birkaç tane ağacım var. Üzüm falan var. Üzümün yapraklarını falan ilaçlamak için aldım. Bunun kutu açılımını yapacağız. Daha henüz açmadım kutuyu. Ürün geleli 3-4 gün oldu. Henüz kutu açılımını yapmadım. Muhtemelen demonte şeklindedir. Bunun kurulumunu da yaparız. Kutu açmakta ilk önce işe başlayalım. Bakalım içinden ne çıkıyor, nasıl bir şey çıkıyor. Eksik gidik bir şeyse inşallah yoktur. Şöyle şurasını da açalım. İçinde bakalım neler çıkıyor, neler ediyor. Şöyle ilk kutu açılışında şu çıktı. Şu şarj cihazı. Ne yazıyor burada? 12 volt 1.1 amperlik bir şarj cihazı. Rengi beyazmış. Şurada şöyle bir aparatı çıktı. Bu püskürtme yapmak için kullanılan bir aparat. Dediğim gibi demonte. Uçları bağlı değil. Şunu da şöyle koyalım. Sonra bir tane şuradan bir şey daha çıkıyor. Şu da bu. Bu hem manuel bu cihaz hem de akü elektrikli. Bu muhtemelen yan koludur. Manuel çalışmak için olan koldur. Ben bu kutunun hiç açılımını bu tür montajı yapmadım ama deneme yanılma yoluyla baka baka yapacağız. Şunu önce kutusundan bir çıkartalım. Tekerle çalıştığım için şu videoyu durdurayım. Şunu kutusundan çıkarayım. Tekrar devam edeyim. Arkadaşlar video kutusundan çıkarttım. Şöyle bir kitapçık var. HX16C akıllı akülü sırt pulverizatörü diye söylemesi biraz şey zor. Şöyle kitapçıkları var. Şu arkamda demonte hali kurulumunu göstereyim muhtemelen. Bakalım başka ne var. Bir bakalım bakalım kutusunu açalım. Şöyle bir uyarı şeyi var burada. Yalnız İngilizce. Şurada bir tane soketi var. Şarj soketi sanırım bu. Evet, şarj soketinin girdiği yer. Voltaj kısmına bakalım. Ne yazıyor burada? Voltajı gösteriyor normal, az yüksek diye. Düşük normal iyi gibisine sanırsam. Şöyle arkası var. Yüklenme yeri. Bunu montajdan yapacağız. Şundan söküp şu alta takılacak sanırım. Şuna geçmişler buraya. Şunu alta takacağız. Geri kalan ekipman sanırsam içindedir. Çünkü yanında başka kutu çıkma şey çıkmadı. Şöyle bir açalım bakalım. Evet, geri kalan ekipmanlar içinde. Şöyle bir tane maşa çıktı. Bunu takacağız. Sonra burada ne var? Şuraya bir yazsak ne çıkacak buradan. Dediğim gibi hiç kurulum yapmadım. Deneme yanılma yolu. Baka baka yapacağız. Buradan bir şey çıkmıyor. Takalım bunu yerine. Yani şuraya bir hortum giriyor sanırsam. Mı? Bakacağız ona da. Bu da kalsın şurada. Çıkartalım. Bir tane hortum oraya girecek sanırsam. Bir tane burada süzgeç var. Bu da buranın süzgecidir. Şöyle koymaya. Bunu çıkartalım. Vallahi hala içinden bir şey çıkıyor. Şöyle bir ayrı bir şey var. Bir daha bir şeyler var gene. Şöyle bir şeyler çıktı. Şunun içi de şu şekilde de. Bunu ben az önce söktüğüm için burası çıkmış yerinden. Şöyle kapatıp böyle sıktırmak gerekiyor. Şöyle şu siyah kısım aşağı altta bir yere giriyor. Yalnız sıkayım şimdilik de bakalım onun ne işe yaradığını bakacağız tekrardan. Şunun yalnız yan tarafına bakayım.
Şurada bir düğme var ama düğmenin kafası yok burada. Şurada açtı kapı yaptım. Çalışıyor şu anda. Akü normal gösteriyor. Şimdi bir şey yapayım mı? Ama şu yandan düğme çıkmadı. O düğme, oraya bir düğme artık. Şeyin içinden çıkar mı bilmiyorum. Şu poşetlerini açalım. Dediğim gibi kurulumu daha önceden böyle bir şeyin kurulumunu yapmadım. Sırayla bakacağız. Şu düğme, şu çıkan şey bunun düğmesi olması gerekiyor. Takalım. Şu yan tarafta da uyarı bir şeyleri. Onu da şöyle bir netleştireyim. İkaz uyarı. İşte zehirli kimyasal falan yapacağınız zaman uyarı, eldiven takın, gözlük takın şeklinde uyarı bir şeyler, bilgiler var. Arkadaşlar şimdi şurada bir yanda koruması var. Şey, montaj yeri var sanırsam. Bunlar şimdi tek tek bakacağız. Bu neymiş, o neymiş. Çeşitli aparat uçları var. Püskürtme uçları var. Şu ayrı bir şey var. Sanırsam tek tek uç değiştirmek için çeşitli şeyler var. Şu neymiş bunu, burada zannedersem uç. Püskürtmeli şekilde. Bunlar komple hepsi uç. Ama şu nedir onu bilmiyorum. Şurada bir şeyin süzgeci sanırsam ama neyin süzgeci onu da bilmiyorum. Şunlar yedek conta sanırsam. Şuna bakalım. Şöyle bir maşası var. Şimdi aç kapı yapılıyor. Kilitleme şeymiş mi bu? Buna da bakacağız. Şu ortamın girdiği bir yer var. Bu da muhtemelen şuraya giriyor. Demire. Şu kamerada hareket ettirdiğim için zoomlamadan kaçıyor. Şöyle. Şimdi videoyu burada bekleteceğim. Şunu iyice bir inceleyeyim. Çünkü ben de ilk defa kuracağım dediğim için bir bakayım nereye ne kuruluyor, nereye ne ediyor. Kitapçığına falan inceleyeyim. Size tekrardan dönüş yapayım. Arkadaşlar şu kolu, şu kol, manuel bağlama kolu. Bunun şurada iki tane deliği var. Şöyle. Bu deliklere şunlara takılıyor sanırsam. İçinden çıkmasın diye burada yuvadan. Şu altta da kıpak var. Orada şu beyaz noktalara geçiş yapıyor bu. Vallahi kamera oynattığım için bütün odaklamadım. Şu iki tane plastiğin içine geçiş yapıyor. Şu metallerde de ki pim var. Bu pimi de buraya takılıyor. Hani anladığım kadarıyla. Buradan çıkmasın diye. Şunun montajını bir yapalım. Önce kamera yardım alacak birisi olsaydı bir türlü şey yapamadık. Şöyle yani. Bunun şu montaj olayını hala şey yapamadım. Şunun içinde pin var. Hatta kameranın ışığını da açayım bakayım. Şu dediğiniz gibi gördüğünüz gibi şu deliğe şu metali takacağız. Şöyle. Taktan geri çıkmasın diye. Bunun içinde de bir tane şey çıkıntı var. Bu çıkıntıyı o deliğe denk getirdik. Bu yedek sanırsam. Çünkü iki delik birbirine yakın şey yapmıyor. Öbür pimi de buraya takacağız. Şunun içindeki bu pullar da herhalde sanırsam önlü arkada takılabilir. Çünkü aynı şeyde olduğu için. Buna da takayım. Size göstereyim. Şunu şöyle taktık arkadaşlar. Burası ne olacak ona bakacağım tekrar. Şöyle kaldıralım yukarı. Burası da şu da şuraya geçiyor olabilir. Bak burada bir çıkıntı varmış. Bunun arkasında varmış şey. Bunun arkasında gözükmüyor ama. Bunun ne olduğuna bakacağız. Bunun arka kapağını takıyorum. Şurada şöyle bir kapak çıktı.
Yani ben de dediğim gibi cihazı daha henüz hiç bu tür şeyde bir araştırmasını falan yapmadım. Deneme yanılma bakacağız. Bir de kapak da dursun, en son takarız. Duruma göre. Şimdi diğer şeyleri incelemeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir hortum var. Bu hortum muhtemelen şuraya takılacak. Bunun montajını yapayım ben. Sonra tekrardan dönüş yapacağım size. Arkadaşlar baktım kamera eldeyken iş yapılmıyor. Şey yaptım. Arada şeyi durdurunca kameramı sabitledim. Şimdi şurada şöyle bir tazyikleme borumuz vardı. Şu maşa sanırım buna takılıyor. Bunun içinde yalnız conta var. Contasının olmasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa da burada zaten fazla adam conta göndermiş. Şunu şöyle bir sıkalım. Bu boru da buna takılacak. Bunun içine de bir conta koymakta fayda var sanırsam. Bir ucu da galiba yukarıya gidecek. Bu mu olur? Şu mu olur? Mavidir oluyor sanırım galiba. Şöyle daha iyi oluyor. Bunun içine soktum. Şu şekilde. Şu arkadan gelen boruyu ittirdim. İttireceğim. Yönü var mı bilmiyorum bunun ama hangi tarafta? Bakayım, bu biraz sanki zor giriyor. Öbür tarafa deneyeceğim. Eşit gibi gözüküyor ama eşit de olmayabilir. Biraz ittirince girdi. Çünkü içine koyduğumuz conta tutuyor. Şöyle. Bu ucunda şu pompanın kısmında şöyle yatırayım da görün. Şuraya. Burası da inçik yapıyor manualdeyken. Şöyle. Buraya konulması gerekiyor diye düşünüyorum. Buraya da bir tane conta koyduk. Bunu da ettireyim. Bu şekilde bir ekipmanımız oldu. Bunun şimdi uçlarına gelelim. Bunun bir sürü ucu var sanırsam ama bunun uçlarını nasıl yaparız? Şu yedek. Contalar, şu pulları takmadım. Bunun uçlarını bazıları direkt oluyor. Şu şekilde. Değişik uç çeşitleri, çeşitli aktarma şeyleri. Dört deliği var. Bu öksürük için kusura bakmayın. Bir 20-25 gün önce Covid olduk. Covid'den yeni çıktım. Hani 20 gün önce falan çıktım yeni derken. O yüzden kuru bir öksürük kaldı. O da zamanla geçecek dediler. O yüzden öksürük için kusuruma bakmayın. Bir de şöyle farklı bir şey var. Uç var. Bu da direkt takılıyor. Bunu da kenara koyalım. Sanırsam bunlar direkt ilave şey. Şu arkadaşlar bunun ne olduğunu anlamadım şu an için. Şu mu takılıyor? Yok. Bu takılıyor da ucuna mı şu takılıyor? Evet. Böyleymiş. Az önce ben bir inceledim 5 dakika da. Bu da eğim vermek için yapmışlar sanırsam. Bu da şey. Bunu hatta birbirine bağlayarak da tutabiliriz. Hatta şunun ara ucuna şu kaçırmasın diye conta giriyorsa. Bunun da çeşitli 2, 4, 5 deliği var. Şunun için bir tane süzgeç. Evet, girdi şunu. Yeşil contalardan bir tanesi girdi buna. Şöyle sıkayım, böyle kalsın. Bu da bunun için. Bu da iki tane uç. Bunun içinde şeyler var mı? Yok, conta yok. Şurada var ama siyah conta. Bunu direkt taktığın zaman giriyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar 4 tane çeşitli şey var. 4 çeşit ucu var. Başka ne vardı? Şu var, şu var. Şu zaten filtresi demiştik. Üstten ilaç koymayı yapıyorum filtresi. Kamera görüyordur muhtemelen. Bir bakayım görüyor mu diye. Evet görüyor. Şuraya takılacak bu. Bu da zaten buranın kapağı. Şu nerede nasıl geldi bunu göremedim. Yani neye takılır onu bilmiyorum. Bir iki dakika bir inceleme yaptım ama şey de var arkadaşlar.
Bunu yanında bir şey var. Bunu manuel kullanırken buraya takmak gerekiyor sanırsam. Şuraya. Manuel kullanmadığı zaman onu size söyleyeyim. Şöyle sökmem lazım bunu. Elektrik kullanacaksanız da şuraya olması gerekiyor. Çünkü burada bir çıkış daha var. Şunu elektrikli kullanmayacaksanız buraya takacaksınız. Yani elektrikli kullanacaksanız pardon. Bu kabloyu değişkenli. Şu neydi? Bu da üstünün kapağı. Şu üstünün kapağı bunu yukarıdan sökmüş. Manuel kullanmadığınız zaman buradan şey çıkmasın diye, basınç çıkmasın diye bunu buraya kapalı bırakıyoruz. Şunu sökmeyeceğiz buradan. Buradan basınç çıkmasın ya da içindeki koyduğumuz sıvı kimyasal çıkmasın diye bunu buradan kapatacağız. Bunu buraya takacağız. Çok da fazla bir şey yokmuş aslında. Şu da bir uç arkadaşlar. Bunu direkt makine ucuna takıyoruz. Bu direkt zaten giriyor, bir tane metal yapmışlar. Tek delikli. Şu 4 delikli. Şu 5 delikli. Şu 2 tane ucu var delikli. Biraz deliği var. Bu da yine tek delikli ama püskürtme çeşitlerine göre değişiyor sanırsam. Bu da yedek uç. 1, 2, 3, 4, 5 tane ucu var. Bunun içinde contası duruyor mu? Bakayım. Yukarıda mı kalmış? Şu contaya koyalım içine. Bunu buraya takıyorum. Çevire çevire takmamız lazım. Hortumu taktığımız için uç tane. Bunun şunun şeyini bir deneme yapabiliriz için, hatta su koyup böyle bir denemesini yapabiliriz. Hortum biraz kırıldı ama o zamanla alışır sanırsam. Şu şarj cihazını da göstereyim size. Şunu normal fişe tak, duvara hani şebekeye takıyorsunuz. Şunu da açıp şöyle şu şekilde şarj basınç olarak takıyorsunuz. Zaten yönü şekli var. Ters takmaya imkanınız yok. Artı eksi bunlar da önemlidir. Hatta adam buna dikkatli bakarsan artı eksi de yazmış. Tek yön takılıyor. Dönüp döndürüp takma şansınız yok. O yüzden hani bir sıkıntı olmaz. Bir şunu bulamadım. Bunda nereye takılıyor bilmiyorum. Bunu zamanla kullandıkça bakarız sanırsam. Şu pulları da görmedim. Şu kenara takacaktım ama oraya takmanın da bir anlamı olduğunu şey yapmadım. Belki o içine şu taktığımız plastiğin yanına takılıyor olabilir ama takmadım şu an için. Şunlar yedek pul. Bir tane de yere düştü sanırsam pul. Bunu da yerden alırım, önemli değil. Şunun üzerine bir tane püskürtme. Hatta hepsini mi denesek? Şu yerde deneyebiliriz. Ben şuna bir su ayarlayayım. Bir denemesini ufaktan yapalım. Arkadaşlar şu kemer takma yerini de göstereyim ben size. Şu tırnaklar var şurada. Bunu şurada yer yamuşladım. Buraya geçiriyorsunuz. Bu şekilde tamam. Bunu bir de ayar düğmesi yapmış adam. Yoğunluğa göre hızlılık, yavaşlık onu da gösteriyor herhalde. Yalnız anahtar 10 konumunda kapalıyken bile bunu açınca direkt sanki elektrik geçiyormuş gibi bir işlem yapıyor. Bir de şu var. Şu kolu plastik, az önce demiştik yine işe yarıyor. Bakacağız falan. Şöyle yan duruyordu bu. Bunu çevirdim. Şu şekilde kolu taktım. Ki muhtemelen bu da budur. Hani olması gereken odur. Bunun kapağını kapatalım. Ben bunun içine 2,5 litrelik normal temiz suyu koydum. Bunu şöyle kapatayım. Bir tane ucuna uç taktım. Şu sarı uçlu. 4 deliği var. Deneyelim bakalım bakalım. Şu düğmesini şuradan açayım. Şu önde ışığı yanıyor. Şu andaki normal diyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şurasını göstereyim size. Yani çok güzel.
hatta köpüklü su bile koysanız arabayı falan yıkama yapabilirsiniz. Yani aklıma o geldi şimdi. Bir uç daha deneyelim isterseniz. Şu ucu değiştireyim. Hatta şuradaki hız olayı da var. Şunu da takayım şimdi. Şunu takmak istedim. Şu büyüğü. Vallahi kamerayı tutturamadığımız için hani size yakından göstereyim diye elime aldım. Bunu şöyle yapalım. Bunu deneyelim direkt. Şurada kanatlara bastığın zaman direkt basınç çalışıyor. Bu da bu şekilde. Burayı da yıkadık tabi. Bir tane de şu plastiklerden deneyelim. Yani makine şu anda benim takdirimi topladı. Ya elle yapmak çok zor oluyor. Bu şekilde yapmak daha pratik. Bunu da deneyelim. Bu daha güzelmiş. Şu ucunu tam sıkmadığım için dibinden su kaçırıyor. Yani uçları çeşit çeşit deneyebilirsiniz. Şahsen benim için güzel bir makine. İşimi de göreceğini düşünüyorum. Dediğim gibi şu üstteki kapağı burada takılıydı zaten. Ben onu söktüm ama geri takın. Bunu sadece manuel çalıştıracağınız zaman şurada hortumu sökeceksiniz. Bu kapağı alıp buraya takacaksınız. Bu hortumu da yukarıya takacaksınız. Ki kolay kolay akü bitmez sanırsam. Şöyle şey gösteriyor ama hani bilmiyorum kaç saat gider, kaç saat şey yapar hiç denemedim. Zamanla deneyip görürüz. Belki ileride ilaçlama yaparken bir de onun videosunu çekeriz. Deneme videosu. Ne kadar yapıyor, ne yapıyor, kaç dakika gidiyor. Onunla ilgili bir video da çekebilirim. Bu ara Covid hastalığından dolayı kaynak makinesi videosu da çekecektim. O da kaldı. Onu da yakın zamanda aklımda çekeceğim. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bunun ürünün linkini atarım şeye, yorumlar kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Kusuruma bakmayın, videoyu biraz dalgalandırdık. Elimizi ayağımıza hareket ettirdik elimizde. Elde tuttuk bir süre. O yüzden kusurumuza bakmayın. Ürün bu. Almak isteyen, denemek isteyen. Ben şahsen tavsiye ederim. Eğer aküde çok gidiyorsa ki tahminim gider. Çeşitli uçları var. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şunu da ayak yaptık. Kitapları üst üste koyup şöyle küçük bir trimpot ayağımız var. Onu kullandık. Kitap orada ne işe yarıyor diyenler sorar belki. Merak etmiştir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız takip etmeyi de ihmal etmezseniz sevinirim. İyi günler, kolay gelsin.